Sen bu videoyu izleyen kişi şimdi bu fotoğrafta ne görüyorsun? Bir akıllı bileklik, değil mi? Peki bu fotoğrafta ne görüyorsun? Bir akıllı saat, değil mi? Di işte Değil. Bu cihaz akıllı saat görünümünde bir akıllı bileklik. Ya tamam da ben neden akıllı saat görünümünde akıllı bileklik alayım? Direkt olarak akıllı saat alırım. Diyebilirsiniz fakat ekonomimiz öyle söylemiyor maalesef. Bugün günümüz piyasasında spor aktivitelerinizi takip edebileceğiniz bir akıllı saat almak istediğiniz zaman dudak uçuklatan fiyatlar ödemeniz gerekiyor. E böyle küçücük ekranlı akıllı bileklikler de almak istemiyoruz. İşte burada devreyi é akıllı saat görünümündeki akıllı bileklikler giriyor. Peki madem öyle iyi hoş bu ürünün fiyatı kaç lira diyebilirsiniz. Ürün arkadaşlar yurt dışından geliyor ve 33 dolarlık fiyat etiketine sahip. Bu da günümüz dolar kuruyla yaklaşık 230 liraya tekabül ediyor. Aslına bakarsanız akıllı saate benzemesini geçtim. Günümüz piyasasında 230 lira bir akıllı bileklik için bile şu ekranı küçük akıllı bilekliklerden bahsediyorum. Hiç fena olmayan bir fiyat. Tabii ki bu fiyat Videonun çekildiği tarih itibariyle geçerli. Güncel fiyatına ve satın alma linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz diyorum. Ürünün ismi Bliss Wolf BWHL1T. Hemen ürünümüzün paketini açalım. Şöyle açtık. Yalnız kutu tasarımı falan arkadaşlar gerçekten güzel ya. Hakikaten premium bir ürün almışız gibi bir kutuya sahip ürün şu anda. Akıllı bilekliğimizi nasıl çıkaracağız buradan? Evet, şu şekilde çıkardık. Güzel gözüküyor. Geleceğim birazdan buna. Şöyle de bakalım kutumuzun içinde kordon detayı kordonlar ayrı ayrı geliyor arkadaşlar. Bir adet kullanma kılavuzumuz var. Bu kullanma kılavuzu oldukça önemli bilgiler içeriyor. Kesinlikle okuyun diyorum. Bir de şöyle bir anladığım kadarıyla kart var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama onlar önemli yani. Şimdi burada dikkatimi çeken iki farklı husus bulunuyor. Birincisi saatin kordonları. Bakın arkadaşlar bunlar çıkarılabilir. Yani bu ne anlama geliyor? İsterseniz bilekliği farklı bir kordonla takabiliyorsunuz. Mesela şu anda cihazın halihazırda hazırda var olan kordonlarını takmak istiyorum. Evet, taktık. Aa gerçekten kolaymış yalnız. Bakın önce bu kısmı geçiriyorsunuz arkadaşlar. İlk başta otururken sıkıntı olabiliyor ama oturduğunuz zaman. Şöyle diğerinde geçiriyorsunuz ve takılıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Yalnız tip hiç fena değil onu söyleyeyim. İkinci dikkatimi çeken husustan bahsedeceğim. Şarj aleti. Ürünü nasıl şarja takıyoruz biliyor musunuz? İşte böyle. Bu kadar. Bakın, mıknatıslı. Yani çoğu akıllı bileklikte olmayan bir özellik ve açıkçası premium algısını bayağı da yükselten bir şey. Şimdi bilekliğin malzeme kalitesine bakmak istiyorum. Arkadaşlar gerçekten kaliteli bir malzeme söz konusu. Kasasında bir tokluk var arkadaşlar. Öyle ucuz saatler gibi hissettirmiyor. Bakın bu arada sensörü de çalışıyor şu anda. Ve aynı zamanda Camının kalitesi de çok iyi. Şöyle bir kolda duruşuna da bakalım arkadaşlar. Şu şekilde gözüküyor kolumla. Cihazın arkadaşlar burasında yuvarlak dokunmatik bir tuş bulunuyor. Buraya bir kere dokunarak ekranını açabiliyorsunuz. Ekranı bir diğer açma yöntemi de bileğinizi kaldırmak. Bu kadar. Bu gerçekten gerek akıllı saatlerde gerekse akıllı bilekliklerde benim için vazgeçilmez bir özelliktir. Çünkü günlük yaşantınızda arkadaşlar sürekli elinizi götürüp cihazı açmaktansa çok hafif bir bilek hareketinizle bile cihaz anında açılıyor. Ve bu sensörü benim aşırı hoşuma gitti. Hani hiç bekleme yapmıyor ya. Bakın şu anda burada şöyle hıp hızlı döndürüyorum açılıyor. Tam indirmedim bile. Şöyle yavaşça kaldırıyorum. Görüyor musunuz? Anında açılıyor. Bunu cihazın büyük bir artısı olarak saymak istiyorum. Günlük yaşantınızı çok kolaylaştıran şeylerden birisi. İsterseniz hemen bir arayüzünde gezinelim. Arayüzünde arkadaşlar ortasındaki dokunmatik tuşa basarak geziniyorsunuz. Yani cihazda herhangi bir dokunmatik ekran bulunmuyor. Bir tuş var. Sadece o tuşa dokunarak gerçekleştiriyorsunuz tüm işlemlerinizi. Ve bu... Cihazın en sevmediğim özelliği yani dokunmatik ekran olmadığı için tüm işlerinizi bir tuşla yapmak insanı bazen yoruyor. Mesela bir menüye gideceksiniz. Atıyorum menüyü bir kere yanlışlıkla geçtiğiniz zaman bir daha tuşa dokuna dokuna arkadaşlar böyle en başa gelmeniz gerekiyor. Halbuki dokunmatik olsaydı tek bir hamleyle tüm işlemlerimizi halledebilirdik ki bence bu cihazın en büyük eksisi. İsterseniz şu önümüzdeki ışıkları biraz daha azaltıp gerçek ekran kalitesini görelim. Neden gerçek ekran kalitesi diyorum? Çünkü şu anda arkadaşlar karşımda bir gün ışığından bile fazla ışık bulunuyor ve bu hiç adaletli bir yaklaşım olmaz saat için. Şöyle bir ışıklarımızı normal seviyeye indirelim. Görüntü kalitemiz biraz düşecek ama kusura bakmayın. Evet şu anda arkadaşlar önümüzdeki ışıkları kapattık ve bir oda ışığı içerisinde bulunuyoruz. Şöyle bakın ekranı açtığım zaman bu sefer gerçekten net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın menüler arasında geçiş yapayım. Gayet akıcı Menülerde geçiş yaparken sağ üstte bataryayı gösteriyor, solda küçük rakamlarla saati görebiliyorsunuz. Burada neyi göstermek istiyorum? Cihazın ekran kalitesi hakikaten güzel yani. Benim bu cihazı alırken aklımdaki sorulardan birisi de zaten buydu. Evet, ekranı büyütmüşler sıradan bir akıllı bilekliğe göre bir akıllı saat boyutunda ekran yapılmış ama acaba kalitesiz mi olacak diyordum. Değilmiş. Güzel. Gün ışığında da rahatlıkla gözüküyor zaten arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakalım bir menümüzde neler var. İlk açtığınız zaman arkadaşlar böyle bir tema bulunuyor. İsterseniz bu temayı şu şekilde tuşumuza basılı tutarak değiştirebiliyoruz. Bakalım kaç farklı tema varmış. Bakın bu da gerçekten güzelmiş temaları gayet çık. Sayısı biraz az. Keşke biraz daha fazla olsaydı. Bakın buradan nabzın zamlık olarak görebiliyorsunuz saati, şarjını, işte telefonla bağlantı durumunu falan filan. Şu şekilde aşağı inelim. Burada vücut ısısı falan var. Yani bu bileklik spor yapan arkadaşlar için özellikle gerçekten detaylı veriler sunabiliyor. Telefon uygulaması üzerinden de veriye bakabiliyorsunuz zaten. Hatta cihazın uygulamasında şu anda ekrana yansıtayım görüyorsunuz şurada bulunuyor. Buradan kaç adım atmışsınız işte uyku takibi, spor aktiviteleri yani aklınıza ne gelebilirse var cihazında tüm ayarları yapılabiliyor. Onun dışında biz saatimizin menüsünden devam edelim. Bakın burada manuel olarak da direkt kendimiz nabzımızı ölçebiliyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz şu anda sensörümüz alt kısımda çalışıyor. Bakın şu anda 80 civarı gösteriyor nabzımı. Şimdi burada uygun fiyatlı akıllı bilekliklerin sahte nabız sensörü oldu olduğunu Bir ara göstermiştim sizlere Madem öyle bu cihazda testini yapalım Bir nabız sensörünün sahte olduğunu Nereden anlarsınız arkadaşlar Kolunuzdan çıkarın herhangi bir yere koyun Eğer size bir değer söylüyorsa O nabız sensörü sahtedir. Şimdi cihazı masaya koydum. Hatta havada da tutabiliriz. Yani hiç fark etmez. Nabzımızı ölçmeye çalışıyorum. Bakın arkada sensörümüz de yazıyor. Orada ne yazıyordu gördünüz mü arkadaşlar? Ekranda saati giymiyorsun diyor. Şu anda saat kolumuza takılı olmadığı için bize uyarı veriyor. Bu da ne anlama geliyor? Sensör gerçek arkadaşlar. Onun dışında burada spor aktivitelerimiz var. Koşu, yürüme, işte bisiklete binme, fitness, tenis gibi güzel ve doğru verileri de sağladığını söyleyebilirim. Ben bunları hep arkadaşlar videonun arkasında test ediyorum. Tekrardan ana menümüze dönelim. Burada arkadaşlar hava durumu gözüküyor. Telefonunuza bağlayıp uygulamasını indirdikten sonra saat üzerinden hava durumunu da öğrenebiliyorsunuz. Burada relax yazıyor. Bu arkadaşlar sizi rahatlatmak için anladığım kadarıyla meditasyon. Bakın buraya tıkladığınız zaman 5 dakika mı 2 dakika mı istediğinizi seçiyorsunuz. Hani bu şu zamana kadar neredeyse hiçbir saatte görmediğim bir özellik arkadaşlar. Yavaşça diyor nefes al diyor. Bakın buradaki görüntüye göre. Şu anda alıyoruz veriyoruz. Alıyoruz veriyoruz. Bu şekilde titreterek şey yapıyor. Alıyoruz falan filan sonra size işte şöyle yapın, rahatlayın, nefes alın verin, beni dinleyin gibisinden şeyler söylüyor. Fena bir fikir değil. Çok gerekli mi? Çok gerekli değil. Telefondan bir sürü uygulama var. Onunla da yaparsınız ama bilekliğiniz üzerinden direkt olarak girip bu şekilde meditasyon yapabilmek belki de iyi bir şeydir. Burada bir de ilginç bir özellik daha metronom özelliği bulunuyor. Metronom özelliği müzik çalmayı seven arkadaşlar için. Bakın şu anda titreme sesini duyuyor musunuz? Atıyorum gitar çalıyorsunuz bir metronome ihtiyacınız var bu tık 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 diye sizin yerinize ritmi tutabiliyor. Bu gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Ben piyano çalıyorum ve dışarıya metronom sesi çıkmadığı için titreşimle sadece siz hissettiğiniz için güzel bir deneyim yaşatıyor. Burada mesaj kısmı var. Size gelen bildirimleri anlık olarak buradan okuyabiliyorsunuz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Cihazın ekranı büyük olduğu için bir mail geldi, mesaj geldi, Whatsapp'tan bildirim geldi, Instagram'dan mesaj geldi. Bir akıllı bilekliğe göre çok çok daha rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sözde akıllı bilekliğin normal akıllı saatlerden farkı ne? Neden onlardan daha ucuz? Bunda gelen mesajları görebiliyorsunuz ama bir akıllı saatte mesaj da yazabilirsiniz mesela. Bunda gelen çağrıları görüp isterseniz reddedebiliyorsunuz ama bir akıllı saatte telefon görüşmesi de yapabilirsiniz gibi gibi hoparlör, mikrofon ve dokunmatik ekranın getirmiş olduğu bazı artıları bulunuyor akıllı saatlerin. Bunun o akıllı saatlerden en büyük avantajı arkadaşlar fiyatı. Arada çok ciddi fiyat farkları var gerçekten. 230 liralık bir cihazdan bahsediyoruz burada. Ayrıca akıllı saatlerden sürekli düşük özelliklere de sahip değil yani akıllı saatlere göre de birkaç avantajı var. Birincisi tabii ki şarjı. Bunun arkadaşlar şarjı yaklaşık 5 ila 7 gün arası gidiyor ve gerçekten bir akıllı saatte görmenizin neredeyse imkansız olacağı bir değer. Yani sık bir şekilde kullansanız bile 5 gün boyunca bunu hiç kolunuzdan çıkarmadan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar spor verileri hakikaten çok isabetli. Çoğu akıllı saatte genellikle bu spor verilerine falan çok önem vermiyorlar. Tabii ki pahalı olanları bunun dışında bırakıyorum. Dikkat. Günümüz yeni çıkan akıllı bilekliklerinin bile 300-400 liraya satıldığı bir dönemde bence 230 liralık fiyatıyla ki bunda yurt dışından gelmesinin de büyük bir etkisi var. Gayet tercih edilebilir, güzel bir fiyat performans akıllı saati olmuş diyorum. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Siz bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.